Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım tabii ki. Yine evden sesleniyorum. Bu sefer makyaj yaptım. Çünkü her seferinde gerçekten karşınıza çok çirkin pozisyonlarda çıkacağım gibi hissediyorum. Biraz kendime en azından bakmaya başlayacağım. Özür dilerim bir önceki vlog için. Çok ev haliydi. Bugün sizinle birazcık sohbetli. Biraz da karantinanın, benim adıma karantinanın başladığı ilk gün size bir soru sormuştum. Yani daha doğrusu bana bir soru sormanızı istemiştim. Ve bayağı bir soru geldi ama daha önce sıklıkla soru cevap yaptığımız için çok bilinen, daha önce cevaplarını vermiş olduğum sorulara cevaplamayacağım. Birazcık da karışık gideceğim ama ondan önce de hani sizinle de sohbet edelim istiyorum. Öncelikle karantinanız nasıl geçiyor? Beni soracak olursanız ki hani olabildiğince anlatmaya çalışacağım ama camdaki kadın bana bakıyor. Beni soracak olursanız tabii ki böyle zorlukları var. Ama evde oturmak güzel. Sadece kendi adıma işlerin nasıl ilerleyeceği konusunda bazı soru işaretlerim var. Nasıl para kazanacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Ne zamana kadar bu böyle gidecek hiç bilmiyorum. Çünkü sonuçta stüdyo kapalı. Ne zaman açılacağı belli değil. Aynı zamanda çalışanlarım işte bilmiyorlar falan. Birazcık tabii kafamı kurcalayan sorular var. Ne zaman tam anlamıyla oturur her şey falan gibi. Onun dışında hani evde bir tık çok değil sıkılmaya başladım. Böyle gün içinde böyle. Böyle minik minik kısa süreli zamanlarda hafif sıkılmalar yaşıyorum ama yapacak çok şey var tabii ki ve ben de elimden geldiğince size tavsiyeler vermeye çalışacağım. Mesela herkes yapıyor şu an görüyorum dizi tavsiyeleri, film tavsiyeleri, işte yapılacak aktiviteler falan. Tabii herkesin kendi perspektifinden, herkesin kendi önerilerini dinlemenizde fayda var. O yüzden de yapılmışı yapmayayım kafasına değilim hiçbir şekilde. Ben de kendi adıma size keyif aldığım, sevdiğim filmleri, işte dizileri falan önereceğim. Önerdiğim bir video çekeceğim. Onun dışında çok öncelerde söz verdiğim bir parfüm koleksiyonu videosu vardı. Onu çekeceğim. Yani böyle hani kafanızı meşgul etmek istemiyordum aslında böyle saçma videolarla. Ama yapacağım yani. Şu anda ne gerekirse boş vaktimiz varken her şeyi çekeceğim. Dediğim gibi çok fazla video koymayı planladığım için tak 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 yapıştıracağım yani. Ahmet'le karantinada kalmak fena değil. Dün trüfümü bitirmiş. Roma'dan taşıdığımız trüfü bitirmiş. Gece 3.30-4'te acıkıp trüflü makarna çekmiş canı. Ve benim misafirlere gıdım gıdım verdiğim makarna sosunu kullandığım trüfümün hepsini bitirmiş. Zaten karantinadan dolayı bir tık gerginim ya. Sinirlendim ya. Neden salçalı yemedin diyorum. Neden salçalı yemedin o makarnayı ya? Canı çekmiş trüflü. Hep canı çeker trüflü çünkü. Neyse. Ya gerginim yani tabii arada bir. Yani ikimiz birbirimize sarıyoruz. Çünkü hani full birlikte olduğumuz için aynı evin içinde. Böyle arada bence minik minik gülüşler yapmalıyız yani. Ben ayrı, o ayrı falan. Olmak zorunda. Diğer türlü gerçekten sıkıntı. Bu kadar birbirine maruz kalma. Onun bana maruz kalması sürekli benim o çirkin suratımı göre düşünsenize. Gerçekten sıfır makyaj uykudan kalkmış halimde. Bütün gün evin içinde böyle Tazmanya canavarı gibi dolaşıyorum. Sürekli Emine Beder gibi yemek yapıyorum. Bugün nakışa başladım. Nakış yapıyorum falan. Ya işler çığırından çıktı yani. O sürekli basketbol izliyor. Birbirimizi saracak çok şey var yani. Henüz başlamadık ama başlayacağız herhalde yakında. Bunun dışında annemi özledim. İşte tarihi bir kere gördüm. Görüştüğüm 3 kişi var sadece totalde. Çok kalabalık bir gruptuk biliyorsunuz. O yüzden şu anda benim için zor bir dönem yani. Gerçekten zor. Sorularla beraber sohbetime devam edeceğim ve biraz da karışık gideceğim bu arada. Mesela böyle bir sorudan başlayayım. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi şeydi. Karya'ya ne oldu? Nerede demişler. Ahmet'in doğum gününde de göremediniz. Karya askerde şu anda. Ankara'da askerlik yapıyor. O yüzden göremiyorsunuz. Yaklaşık bir 2 haftası kaldı. Bedelli de bu arada. 2 hafta sonra dönecek ama Ankara'da mı kalacak, İstanbul'a mı gelecek bu karantina döneminde bilmiyorum. O yüzden aramızda yoktu. Başka bir soru. Saçlarında ne gibi bir değişim oldu? Biz keriz insanlara anlatır mısın? Bu da muhtemelen benim saç boyama videomdan kaynaklı bir soru. Bunun altına da çok fazla yorum gelmiş. Kendi başıma saçlarımı boyamıştım. Şey gibi olur ya biz kadınlarda yani. Saçları çok uzun olan bir kadın. Saçlarından şu kadar kestirdiğinde kendi de çok kestirmiş gibi gelir. Ben de saçlarımı boyatmadığım için saçımı boyadığımda farkı kendim anladım. Bunu siz çok fazla anlayamadınız galiba. Belki ışıktan da dolayıdır ama benim saçlarım şu anki yani eski halinden çok daha koyu şu anda. Daha derin sorulara geliyorum. Kendini kötü hissettiğin zamanlar üstesinden gelmen zaman alıyor mu? Bunu da yine sohbete bağlayacağım tabii. Bunları hep böyle topik olarak alıyorum. Şundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Hiç böyle uzun zamanda size bu konuda açılamamıştım ama hani ben gerçekten sosyal medyada kendi küçük çemberimde yani çok büyük kitlelere hitap etmesem de kendi adıma bulunduğum çevrede gerçekten linç yemeye meyilli biriyim. Linç yiyen ve daimi olarak hareketleri yargılanan bir insanım. Nasıl örnek verebilirim? Atıyorum bir sürü influencer takip ediyorum arkadaşlarımı ve baktığımda mesela diyorum ki yani bu denmez diyorum yani. Bu gerçekten denmez. Şimdi onun ağzına
var yani, bilmiyor musun? Abi bunun denmeyeceğini mesela diyorum. Yorumlara bir giriyorum, güllük gülistanlık. Hiç kimse o lafı duymamış bile. Benim de linç radarım o kadar açık ki yani. Dün mesela bir videoda Ertuğ bir şey kesmeyi unutmuş. Ve Ertuğ'a sinirlendim bu sefer. Ya bilmiyor musun? 2,5 senedir videolarımı editliyorsun. Yani bilmiyor musun? Ben bundan linç yerim. Ben bundan linç yerim çünkü. Ben gerçekten sürekli linç yiyorum. Geçenlerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Instagram'da bir tane story koydum. Bu mumların kaç tanesini kaça almıştım diye böyle bir quiz gibi bir soru sordum. Fakat amacı şuydu. Ben Amerika bloğumda o kadar çok mutlu olmuştum ki o mumları o paraya aldığım için. Çok fazla bahsettim hatırlarsanız. Çok fazla bahsettiğim için de insanların aklına kazınmış olabileceğini düşündüm. O anda mumları da görünce dedim ki acaba hatırlarlar mı ya? Çünkü yine hatırlarsanız çok eski bir vlogumda da çok mutlu olduğumu söylemiştim sizin böyle küçük detayları hatırlamanızdan. Sonra böyle aniden sordum falan ve çok bilen ve çok bilemeyen oldu. Yani çok karıştıran oldu falan. Neyse. Twitter'da bir kız bunu almış. İşte kıza bak takipçileri vlogunu izliyor mu diye quiz yapmış yazıp benim story'mi koymuş altına. 30.000 fav almış. 30.000 fav almış. Kızın Twitter'ına girdim. En fazla 300 fav alıyor. Ama beni linçlediği, yani daha doğrusu şu demek değil. Buna zemin hazırlıyor ya. Altına gelen yorumlara bakıyorum. Şey yazmışlar. Gri atletli çocuk bir de bu. Bu ikisi de bir bitse. Ben ne zaman bu kategoriye girdim? İnanamıyorum. Ben ne zaman bu hale geldiğime inanamıyorum. Bir gri o atletli o Türk olan çocuğu aşırı kıl oluyorlarmış. Bir de bana. Biri demiş ki işte ölse. Biri demiş ki Ahmet bunun nesine baktı. Bak. Yüzüm falan da yok. Hiçbir şeyim yok. Aptallığıma diyor. Ahmet bunun nesine baktı. Tahammül edemiyorum. Tahammül edemiyorum. Her yerde işte ölsün. Bilmem ne olsun falan. Şimdi ne oldu? Linçlendim yani. Ve insan olarak ister istemez yorumlara da bakıyorsun altta. Bu arada hani ben kıza burada kıl olduğum için söylemiyorum yani. İnsanlara malzeme veriyorsun. Onlar da koyuyor. Önemli değil. Ama sonra bunların beni aslında bu iş yapan herkesi etkileyebileceğini bilmeniz gerekir. İlerleyen zamanlarda size bununla alakalı gerçekten elimde çok büyük kanıtlarla bir video çekeceğim. Şok olacaksınız. Ama onu onun dışında bu sosyal medyada bu bully etme olayı, karşındakini bir şekilde yaralamaya çalışmak, kötü yorumlarınla, mesajlarınla, yani böyle karşındakini gerçekten üzmediğini düşünüp, karşındakini bir robot zannedip, öyle hayvan gibi tahrik edici mesajlar attıktan sonra sen de ona aynı üslupla cevap verdiğinde ne oluyor biliyor musun? Ben hayvan, ben kaba, ben öküz, ben terbiyesiz, ben ahlaksız oluyorum. Ama sen bana mesaj atıyorsun aynı üslupla ve sen nasıl bir cevap alacağını tahmin edemediğin, bilemediğin bir insana böyle bir mesaj atamazsın. Bu soruda da neye bağlıyorum? Ben gündelik hayatta da işte Twitter'da veya Instagram'da daimi olarak böyle mesajlar aldığım ve mesajı okuduğum için kendi adımın geçtiği falan. Gerek ilişkim dolayısıyla gerek işte kendi adıma herhangi bir şekilde sürekli linç yediğim için. Gerçekten modum çok düşüyor bazen. Bunu yapmamaya çalışıyorum kendime. Ama aklımı kurcalıyor tabii bir noktada. Kendimi sorguluyorum yani. Nerede hata yaptım? Ne demiş olabilirim de böyle bir antipati besliyor bana falan. Bazı insanların seni sevmesi veya sevmemesi için sebep gerekmiyor gerçekten. Buna çok eminim. Siz nasıl beni birebir de tanımayıp sizden kastım ve gerçekten seven insanlardan kastım. Tanımayıp beni seviyorsanız onlar da gerçekten hiçbir sebep yokken sevmiyor yani. Bunu da yargılamam. Ama o yorumları okuduğumda evet modum çok düşüyor. İşte aldığım DM'lerden, sürekli bully edilmemden, YouTube'da aldığım nefese karışılmasından falan. Bazen gerçekten hayatımı etkileyebiliyor yani. Mesela Ahmet ve Karya'da oldu. Bunu da daha önce söylemişimdir belki. Onlar artık öyle bir seviyeye gelmiş ki onlar etkilenmiyorlar. Hani onlara gel. Ahmet'e mesela gay diyorlar. Ahmet'e gay diyor. Herkes gay diyor. Asla takmıyor biliyor musunuz? Asla umursamıyor. Asla. Ya şuradan giriyor şuradan çıkıyor çocuğun. Ve bu umarsızlığa gelebilmek için herhalde bir 10 senesini vermiş. Benim daha çok yolum var diye düşünüyorum. Çünkü birilerine cevap vermek de hoşuma gitmiyor. O zaman ben de çirkefleşiyorum. Bunun üstesinden gelmek istediğimde kendimi hatırlıyorum. Hayır yaptığım şey kendimce doğruydu. Kimseye bir yanlışım bir ayıbım olmadı. Sevmiyorsa ya da ne bileyim bu başıma geldiyse benden kaynaklı değil. Ve bir noktadan sonra sadece iyi şeylere ve pozitif şeylere yoğunlaşmaya çalışıyorum. Sonra 3 tane, 2 tane, 1 tane iyi DM geliyor ve kendime geliyorum yani. O yüzden birazcık iyi şeylere odaklanmakta fayda var. Siz en son yurt dışına çıkmadınız mı? Test oldunuz mu demiş. Biz en son Amerika'ya gittik. Onda da 15 Ocak'ta döndük. Yok, 15 Şubat'ta döndük. Bayağı oldu. Eğer bir çocuğun olursa adını ne koyacaksın? Bir çocuğum olursa çok böyle geleneksel bir isim koymak isterdim. İleride bir oğlum veya kızım ne bileyim hani kızımın adını Ayşe, oğlumun adını Ali falan. Öyle bir şey isterim yani. Hani benimki gibi egzantrik bir isim koyacağımı sanmıyorum. Annem diretebilir ama ben biraz daha gelenekselciyim o bakımdan. Daha böyle Ali, Mehmet, işte Ayşe, ne bileyim Fatma.
öyle isimler. Sefo'yla nasıl bu kadar yakın oldunuz? Sefo'yla işte geçenlerde story'me koymuştum. Gördünüz mü bilmiyorum. Şey, playlistime Derdine'yi eklemiştim. İşte Spotify'da geziniyorum sürekli. O dönemde böyle. Böyle çok dinlenmeyen sanatçılara tıklıyorum. Şarkılarına bakıyorum falan. Böyle hızlı hızlı geçerek dinliyorum falan, güzel mi diye. Öyle öyle ben playlistime böyle 10-15 şarkı ekledim. Hiç bilinmeyen sanatçıların. Bunlardan bir tanesi de Sefo'ydu. O zaman 1000 küs... Ya çok azdı. Sallamayayım şimdi, bana kızar. Ama çok az bir dinlenmesi vardı. Şarkı bence mükemmel bir şarkı. Bana kalırsa çok eğlenceli bir şarkı. Sefo da bence çok yetenekli. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten benim çok keyifle dinlediğim biri. Ben onu arkadaşım olarak değil de iyi bir ses olarak, iyi müzik yapan biri olarak dinliyorum. Playlistimi ekledikten sonra bir teşekkür mesajı attı. Sonra işte biz Ahmet, Sefo, ben hep birlikte buluştuk. Tanıştık falan. Ya Derdine'ye klip çekmen lazım kesin falan filan, böyle bir muhabbet oldu. Sonra Derdine'ye klip çekildi. Biz klipte oynadık falan derken biz Sefo'ya yakın arkadaş olduk. Bayağı yakın arkadaş olduk. Şimdi bayağı enseye tokat şeyiz yani. Hani her gün ama her gün konuştuğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Ama tekrar söylüyorum, Sefo'nun bende hala çıkarmadığı şarkıları da var ve bunları çıkarması için her gün beynini yiyorum. Aynı şekilde tüm grup arkadaşlarının da, işte Yako'nun da, Revo'nun da, Luka'nın da, hepsinin beynini yiyorum. Çünkü hepsinin inanılmaz şarkıları var ama hiçbiri çıkarmıyor. Çünkü bir şeyleri bekliyorlar, bir şeylerin olmasını bekliyorlar falan filan derken ben beyinlerini yediğimle kalıyorum. Sonra kötü olan ben oluyorum. Ama olsun yani. Ben Sefo'nun da beynini yemeye devam edeceğim. Diğerlerinin de. Çünkü gerçekten başarılı insanların bu piyasada var olması lazım. İmkansızlık veya herhangi bir faktör yüzünden geride kalmamaları lazım bana kalırsa. Kendin için umudun olmadığı zamanlarda yeni kapılar açıldı mı? Her zaman. Dibi gördükten sonra daha fazla aşağı inemezsin zaten. Dibi gördükten sonra oradan sadece yukarı çıkabilirsin. O yüzden dibi gördüğünü düşündüğün anda sadece beklemelisin. İlla ki güzel bir şey olacak. İnanın. Çok fazla öyle zamanlarım oldu. Özellikle stüdyoyu çevirmeye çalıştığım ilk dönemlerde, benim boşandıktan sonraki İlk birkaç ayım çok sıkıntılı geçti. Yani nasıl diyeyim, kendimi çok yalnız hissediyordum. O zamanlar hani birazcık daha böyle kağıt üzerindeki işleri hep işte onlara danışarak, işte hep birlikte yaptığımız işler olduğu için çok böyle bir anda böyle çıplak kalmıştım. Yani ne yapacağımı bilmiyordum falan. Çok böyle dibi gördüğümü zannettiğim anlar oldu. Belki anlatmışımdır tekrar. Böyle kendi stüdyomun halılarında ağladığımı biliyorum. Böyle çok ağladığım oldu ya. Çok ağladığım oldu. Çok dibi gördüğüm oldu gerçekten kendi adıma. Ama ne oldu? Çıktım yani. Ya en kötü günden bile çıktım. Çıkıyorsun çünkü. İnanın bana. Daha kendine profesyonel makyaj yapamıyorken neden make-up stüdyosu açtın? Yani makyaj stüdyosu açmakla makyaj yapmak arasında fark var. Makyaj stüdyosu açtım ama bu işi bilenlere yaptırıyor herkes zaten. Ben bir şey bildiğimi iddia ederek orada durmuyorum. Ben sadece bu işin yöneticisiyim. Makyajı da tırnağı da ne işlem varsa her şeyi bilen kişiler yapıyor. Ben yapmıyorum. Ben sadece bu işi yönetiyorum. Yakın arkadaşının sana kıskançlık beslediğini fark etsen ne yapardın, ne hissederdin? Bu benim en korktuğum ve en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Kıskançlık demeyeyim de hani birazcık daha senin iyiliğini düşünmeyen arkadaş. Aslında ya da senin mutluluğunla mutlu olmayan arkadaş. Ya da başarınla mutlu olmayan arkadaş. Ya da seni desteklemeyen hiçbir konuda arkadaş. Bunlar hep en korktuğum şeyler. Böyle başıma gelmesi. Benim en sinirlendiren şeyler. Muhtemelen en yakın arkadaşlarım böyle bir şey yapmaz zaten. O yüzden bu soruya geçiyorum. Psikopata bağlayıp sürekli çevrim için mi diye bakmak, neyin kafası, nasıl çıkacağım bundan demiş. Ben de soru cevap videosundan sonra böyle bir aşk gurusu kesildim. Herkes bana hala bunu nasıl açtın, bunu nasıl atlattın efendim. Allah aşkına yani ayrılık acısı çekerken burada ağlarken video çektim mi size? Çekmedim. Nasıl atlattım? Ben de acı çektim yani. Sanki böyle acayip ayaklandım da inanılmaz derecede böyle güçlü bir kadın oldum falan. Öyle bir şey yok tabii ki. Herkesin kendine göre bunlarla baş etme yöntemleri var. Mesela bu çevrim içimi diye bakma olayını ben de yaptım çok. Hatta aramızda kalsın, bir tane uygulama var. Bundan da bahsettim ya. Beynim gidiyor çünkü. Bir tane uygulama var. Durun söylüyorum ismini. Vallahi var. Netva. Söylemiş miydim bunu size? Netva diye. Net W-A. Yalnız paralı olması lazım. Bakın şöyle. Normal bir ekran ya. İşte WhatsApp'a tıklıyorsunuz. İşte buraya numarasını yazıyorsunuz kimse. Burada atıyorum son görülmesi açık olmayan, kapalı olan insanların bile ne zaman girip çıktığı, ne kadar online kaldığını gösteriyor. Bak ben o kadar rahatsızdım ama şu anda burada bir numara yok. Yaklaşık 2 senedir falan yok sanıyorum. Bu sadece beni yıpratıyormuş, onu anladım. Online olup olmadığına bakmıyorum artık kimsenin. Zaten artık bir erkek arkadaşım olduğu için bakmıyorum da. Genel olarak böyle çok sinirliysem ve bir kavganın ortasındaysam bekliyorum tabii yani. Bir şeyler yazılmasın bana. Evde hamarat olduğunu duyduk. Bize o yüzünü de göstersin de biraz. Yani değilim. Hiç değilim. Kendimi tatmin etmeyi seviyorum. Hani bulgur pilavını iyi yaptıysam mutlu oluyorum ama o bulgur pilavını yapma aşamasını sevmiyorum açıkçası. Ve şu anda mecburiyetten de birazcık yapıyorum gibi. Ama yavaş yavaş da alıştım sanırım ya. Sanırım iyi gidiyor yani. Evi daha henüz böyle dış fırçalarıyla falan temizlemeye başlamadım ama ona da başlayacağım gibi hissediyorum. Yaptığım her şeyi ve o yüzümü de zaten YouTube'da göreceksiniz.
Sena'yı artık çok sık göremiyoruz. Daha doğrusu hiç göremiyoruz. Üzüyor. O ikili güzeldi, sıcaktı. Sena Alanya'ya taşındığı için maalesef görüşemiyoruz. Minik kuşumla. Minik diyeceğim de 2 metre. Ben de onu çok özlüyorum arkadaşlar. Eğer görüşürseniz benden de lütfen selam söyleyin. Bir dönüm noktam var mı? Varsa çıkardığın en önemli ders. Yani şöyle aslında dönüm noktasından ziyade şeyden bahsedebilirim. Hatta geçenlerde Instagram veya Twitter'da da görmüştüm. Birincisi kesinlikle bir iş olacağı varsa birini anlattığında olmuyor. Kesinlikle bir işten çok heyecanlı bir şekilde bahsettiğimde asla senin kadar mutlu olan nadir insan çıkıyor. O yüzden de nazara inandığım için böyle şeyleri konuşmamakta fayda var. Onun dışında ben bu sektöre girdiğimden beri yani şu makyaj stüdyosu işine başladığımdan beri bildiğim tek bir şey var. O da kadın kadının en büyük düşmanıdır. Gerçekten ben bu zamana kadar ne kötülük gördüysem, başıma ne kötülük geldiyse tamamen kadınlar tarafından geldi. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zaten mesela seni linç eden de, sana hakaret eden de, senin kuyunu kazan da, iş yeri ortamında da her zaman ama her zaman kadınlar sana genellikle bir sorun çıkarır. O yüzden birbirimizin sırtından bıçaklamak yerine birazcık daha destek olabilsek daha güzel olur. Ama çıkardığım en büyük ders gerçekten kimseye güvenmemek. Özellikle de başarıların konusunda. Neden stüdyoda müşterilere karşı uzak soğuk duruyorsun? Böyle de bir durum var işte. Böyle bir de konuşuluyor. Hiçbir zaman müşterinin suratına bakıp kafamı çevirmişliğim olmadı. Çok yoğun çalışıyorum stüdyoya geldiğim zamanlarda. Gerçekten çok yoğun çalışıyor oluyorum. Bu aralar özellikle. Şu koronadan dolayı kapatılmadan önce haftada 2 veya 3 kere maksimum gidebiliyordum. Onlarda da her gittiğimde gerçekten kimseyle konuşamayıp sadece bilgisayarda işte faturalar, fişler, bilmem neler falan derken bir sürü şeyle uğraşıyordum. Böyle zamanlarda müşterilerle de oturup sohbet edemiyorum ama her müşteriye mutlaka hoş geldiniz deyip güler yüzümle onlara hizmet vermeye çalışıyorum. Ama hiç kimseye asla uzak veya soğuk durduğum söylenemez. Sadece kendi işime baktığım anlar olabilir bazen. İlerideki evladına vereceğin 3 öğüt olsa bu ne olurdu? 1. Erken yaşta çok fazla tekile içme. Erken yaşta çok fazla tekile içersen ileride içemezsin. Çünkü mutlaka kötü bir anın olur. 2. Her şeyi anneden haberli yap. Her şeyi annene söyle. Ve annen her şeyden haberdar olsun. Çünkü ben bu zamana kadar başıma hiçbir şey gelmediyse her şeyi anneme söylediğim içindir. O yüzden hep böyle bir yanım güvende. Yani gece bir yere çıksam bile hep annemin haberi oldu. Hiçbir zaman evden kaçıp babama çok yalan söyledim mesela. Babama aşırı yalan söyledim. Çünkü benim babam ikisine de gelemezdi. Asla. Babama yalan söylemekten başka çarem yoktu. Çünkü adam bunu kabul etmez yani. Babam bir şeydi yani. Nasıl diyeyim? Canavar bir ebeveyindi yani. O yüzden annene her şeyi söyleyeceksin. Üçüncüsü, sakın ilk mesajı onun atmasını bekleme. Hoşlanıyorsan yapıştır. Seviyorsan konuş. Sonra çok beklersin. Ala Nail Bar'ı açmaya nasıl karar verdin? Ala Nail Bar'ı açmaya şöyle karar verdim. Ben burada şey gidiyordum. Beauty Lounge'a Suadiye'de. Oradaki herkes Rus. Svetlana işletiyor. Hatta şu anda halihazırda eğitimlerimizi de orada alıyoruz falan. Oraya gidiyordum ve orada randevu almakta çok zorlanıyordum gerçekten. Bir sonraki randevumu almamda falan. Ve bir şekilde oranın çok kalabalık olduğunu ve çok iş yaptığını gördüm. Daha sonra dedim ki nedir bu falan filan derken. Sonra baktım bu gerçekten kadınların ihtiyacı. Bu bir lükse girmiyor artık bu arada. Manikür dediğin şey artık herkes evde bile olsa yapıyor. Manikür artık bir must olmuş durumda. Sadece bunun kalıcı ojesi veya normali var. Ama artık bir yerden sonra emin olun normal ojeden de vazgeçeceğiz gibime geliyor. Çünkü kalıcı ojenin rahatlığına erişen bir daha normal oje sürmüyor zaten. Baktım bu gerçekten artık geleceği yönetecek bir işlemlerden bir tanesi. Ben de bunu bir deneyim. Normalde çok butik kafasındaydım. Yani hiçbir şey olmasın. Sadece makyaj olsun. Burası bir makyaj dünyası olsun falan düşüncesindeydim. Sonra tırnağın da aynı kalitede hizmet sunulabilirse işin içine girebileceğine karar verdim. Bu konuda çok da mütevazı olmak istemiyorum. Çünkü bence Türkiye'nin sayılı tırnak barlarından bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gerçekten her birini çok inceleyip sık dokuyarak bütün çalışanlarımızı işe alıyoruz. Gerçekten kusursuza yakın olmayan bir çalışanım yok. Gerçekten herkes kusursuza çok yakın. İnanılmaz. Fiyatlar konusunda belki bir tık daha pahalı olabiliriz. Bunun sebebi de gerçekten en kaliteli ojeyi, en kaliteli ürünleri kullanıyor olmamız ve onların da çok pahalı oluyor olması. Ama bu konuda dediğim gibi hiç mütevazi kalamayacağım. Çünkü kendimi yarıştırdığım çok az. Çok az tırnak barı var. Bak işte aylık acısı nasıl atlatılır? Ben de bileyim ya. Herkesin farklı bir baş etme yöntemi var. Ben mesela daha çok içki içip, daha çok insanlarla yani arkadaşlarımla dışarı çıkıp buluşup daha çok dans edip tamamen kafamı böyle düşünmemeye odaklayarak atlatabiliyorum. Daha sosyalleşiyorum. Erkeklerle değil. Genel olarak arkadaşlarımla, kız arkadaşlarımla daha çok sosyalleşiyorum. Yemeğe gidiyorum, içki içiyorum, rakı içiyorum. Evde toplanıyoruz. Müzik dinliyorum. Sürekli dans ediyorum falan gibi. Böyle kafamı sürekli oyalayarak. Ben kavga etmeyi de sevmem. Kavgadan da kaçınırım falan. Genelde böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum. Samimiyetine inanmayıp katlanmak zorunda olduğun insanlar var mı? Onlara karşı ne yapıyorsun? Mutlaka günlük hayatımızda böyle insanlar var. Katlanmıyorum. Katlanmak zorundayım. Tabii ki bana çok dokunmasına izin vermeden elimden geldiğince sinir sistemim kaldırdığı müddetçe katlanıyorum. Yapacak bir şey yok.
Girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyeniz ve yönlendirmeniz ne olabilir? Öncelikle işi bilmeleri gerek. Yani şu açıdan işi yapmayı bilmeniz değil ama en azından neyin nasıl yapılacağını bilmek önemli. Bir işi sadece gerçekten çok para kazandırdığı için açmak veya kurmak işin uzun vadede çok başarılı olacağı anlamına gelmiyor. O yüzden gerçekten iş konusunda birazcık fikrinizin olması önemli. Onun dışında çok zor bir yol. Bilmiyorum bunun ne kadarı size yansıdı ama maddi ve manevi açıdan hem kendimi çok böyle yalnız hissettiğim, bazen 5 kuruşsuz kaldığım ama bazen de olduğum ve şu anda geldiğim noktadan aşırı memnun ve mutlu olduğum bir yer kurdum kendime. Bir dünya yarattım. Ve işin sonunda gerçekten her şey çok güzel olacak. Çünkü zamanla deneyimleniyorsun. Zaman sana öğretiyor tabii ki her şeyi. Ben de daha öncesinde çok daha yumuşaktım ama kazık yiye yiye ya da ne bileyim göre göre bir şeyleri. Olduğum insan haline geldim ve daha da çok yolum var. Herkese tavsiyem çok korkutucu başlıyor ve çok korkunç oluyor ilk başlarda. Sadece pes etmemeniz. Pes etmediğiniz müddetçe geldiğiniz noktadan çok memnun kalacağınıza eminim. Kalmadınız. Denedim dersiniz yani. Kaybettiğiniz şey para olur. Sana kolay hala falan gibi laflar lütfen duymayın. Bana da kolay değil. Ben de para saçmıyorum. Ben de paramı kendim kazanıyorum. Bana da kolay değil. Sadece kaybettiğiniz şeyin gerçekten sadece para olması bence iyi. Çünkü çok daha büyük reputasyon kayıpları, çok daha şirket bir yere geldikten sonra gerçekten en başta yapmanız gereken bir şey yapmadığınız için sıçmak daha kötü. O yüzden tavsiyem pes etmeyin lütfen. Şu an hayatın hangi evresindesin? Kesinlikle olmak istediğin yer Bulası mı? Şu anda hayatımın sakin, mutlu, halinden memnun bir evresindeyim. Ama daha iyisi olabilir. Şu anda stüdyonun gidişatı, stüdyonun edindiği yer, stüdyonun ismi beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ve kendimi de çok geliştirmeye başladım stüdyo konusunda. Yine Uğur Bey sağ olsun bu arada, işletme koçumla. İşler çok büyüdü, franchise vermeye başladım. Birkaç yerle işte bu korona araya girene kadar birkaç yerle okeyleşme durumumuz vardı. Şu anda görüşmelerimiz maalesef sağlanamıyor ama genel olarak çok güzel gidiyordu. Stüdyoda çok güzel markalarla işbirliği yapmaya başlamıştık. Hem onları satıyorduk hem kullanıyorduk vesaire. Her şey küçük bir ara verdik ama her şey çok daha güzel olacak eminim. Onun dışında kendi adıma kişisel olarak da bir şeyleri böyle kabullendiğim, sindirdiğim, sakin, mutlu, halinden memnun bir andayım. Ailen ne iş yapıyor da bu kadar zenginsiniz? Zengin değiliz. Yani zengin olduysak da hayatımızın bir döneminde muhtemelen annemle babam o zamanlar birlikteydi. Yani boşanmamışlardı diye düşünüyorum. Ama o da benim küçük yaşlarımdı. Ama genel olarak benim annem hep çalıştı. Hala da çalışıyor. Ben de hep babamın yanında çalıştım. Zaten okul biter bitmez evlendim ve ondan sonra da hemen çalışmaya ve şu anki halime kadar sürekli çalıştım ama hiçbir zaman zengin olduğumuzu kimse söylemedi. Herkes kendi işini yapıyor. Kendi parasını kazanıyor bizim ailede. Niye böyle uyduruyorsunuz. Keşke öyle olsaydı. Bu arada hani sorular hani hepsi birbiriyle aynı olduğu için birazcık daha ayırt ederek böyle biraz daha ayırarak içlerinden seçtim. Ve hem de böyle genel durum değerlendirmesi yapalım istedim. Genel durum değerlendirmesi derken defter tutmaya başlayabilirsiniz. Benim geçici hisler defterimi hatırlıyorsunuzdur inşallah. Şu an Ahmet evde olduğu için hep yazamıyorum. Okur diye korkuyorum. Ama lütfen siz de yapın. Yani hissettiğiniz şeylere, birine kızgınlığınızı, mutluluğunuzu, o anki mutluluğunuzu, o anki sinirinizi, üzüntünüzü her şeyi yazın. Çünkü ben birine sinirlen de unutuyorum. Ya da biri çok iyi bir şey yaptığında unutuyorum. Onun karşılığını veremeyebiliyorum falan. Onları yazdığımda hatırlıyorum. Benim gibiyseniz lütfen bunu yapın. Birkaç video daha gelecek size. O yüzden lütfen takipte kalın. Güzel ve eğlenceli içerikler gelecek yakında. Bir sonraki videoda görüşürüz. 2-3 gün sonra falan. Hoşçakalın.